burada gördüğünüz birinci dereceden tepkimeler için yazılmış, integrale alınmış bir hız ifadesi. Biz de buradaki hesaplamaları devam ettirip sonunda yarı ömürlerden bahsedeceğiz. Sol tarafta ln at, yani t anındaki a'nın derişiminin doğal logaritması eksi ln a0, yani a'nın başlangıç derişiminin doğal logaritması var. Eşitliğin bu tarafı logaritmanın özelliklerini kullanarak aynı zamanda ln at bölü a0 olarak da yazılabilir. Bu terim eksi k çarpı t'ye eşit. Tabii buradaki k hız sabiti. Burada öncelikle doğal logaritmadan kurtulmamız gerekiyor. Dolayısıyla iki tarafı da e üzeri olarak yazmamız gerekiyor. Bu şekilde doğal logaritmadan kurtulabiliriz. Artık sol taraf a'nın derişimi bölü a'nın başlangıç derişimi oldu. Sağda ise e üssü eksi kt var. İki tarafı bir de başlangıç derişimiyle çarpalım. Bu şekilde a'nın t zamanındaki derişimi eşittir a'nın başlangıç derişimi çarpı e üzeri eksi kt. Bu formatı elde ettikten sonra bir grafik üzerinde konuşmak daha kolay olacak. Mesela a'nın derişimini y eksenine, zamanı da x eksenine yazabiliriz. Bu şekilde eksponansiyel bir düşüş görmemiz gerekiyor. Aslında buraya da eksponansiyel düşüşün nasıl bir şey olduğunu size göstermek için bir grafik çizmiştim. Eksponansiyel düşüş ya da diğer adıyla üstel bozulma grafiklerini bu şekilde çiziyoruz. Şimdi grafikteki şu nokta üzerinde odaklanalım. Burası zamanın 0 olduğu nokta. Peki, zaman 0'ken derişimi kaç olur? Burada tek yapmamız gereken bu denklemdeki t yerine 0 yerleştirmek. O zaman derişim eşittir başlangıç derişimi çarpı e üzeri 0 olacak. E üzeri 0 da 1'e eşit olduğuna göre aradığımız derişim başlangıç derişimine eşit olacak. Zaten zaman henüz 0 iken derişimin de başlangıç derişimi olması oldukça mantıklı. Onu buraya yazalım. Demek ki bu nokta başlangıç derişimiyle aynı nokta. Zaman sonsuza doğru ilerledikçe a'nın derişimi de 0'a doğru gidecek. Yani bu tarafa doğru giderken a'nın derişiminin de yavaş yavaş 0'a yaklaşması gerekiyor. Bu da zaten eksponansiyel düşüş grafiğinin ana fikri. Burada gördüğümüze göre artık yarı ömürler hakkında da biraz düşünebiliriz. Gördüğünüz gibi buraya tanımını da yazmıştım. Yarı ömür, bir reaktantın başlangıç derişiminin yarısına kadar düşmesi için gereken zamandır. Başlangıç derişimi A0 ise reaktantların yarısı tepkimeye girip harcandığında derişim ne kadar olur? Tabii ki başlangıç derişiminin yarısı kadar. O zaman bunu T anındaki derişimi için yazmamız gerekiyor. Yarı ömür için kullanılan sembol T1 bölü 2. Evet, T1 bölü 2. Zaman içinde bu terimi kullanmamız gerekiyor. Zaman yarı ömüre eşit olduğunda o andaki derişim başlangıç derişiminin yarısı olacak. Öyleyse bu söylediklerimizi denkleme yerleştirerek yarı ömrü bulalım. Sol tarafta A0, yani başlangıç derişimi bölü 2 olmalı. Bu değer eşittir başlangıç derişimi çarpı e üzeri eksi kt. T de yarı ömrü temsil ettiği için yazmamız gereken şey tabii ki T1 bölü 2. Şimdi bu denklemi T1 bölü 2 için çözmemiz gerekiyor. Böylece birinci dereceden bir tepkime için yarı ömrü bulmuş olacağız. İlk olarak A'nın başlangıç derişimlerini denklemden silebiliriz. Sonuçta ikisi birbirini götürecek. Elimizde kalan 1 bölü 2 eşittir E üzeri eksi K çarpı T1 bölü 2. Burada t'yi bulmak istediğimize göre bu terimi e üssünden kurtarmamız gerekiyor. Bu durumda iki tarafında doğal logaritmasını almamız lazım. Yani ln 1 bölü 2 eşittir eksi k çarpı t1 bölü 2. Böylece t'yi üssünden kurtarmış oluyoruz. Elimizde kalan ln 1 bölü 2 eşittir eksi k çarpı t 1 bölü 2. Burada t 1 bölü 2 bulmamız gerekiyor. Çünkü aradığımız şey yarı ömür, yani t 1 bölü 2. O zaman t 1 bölü 2 eşittir eksi ln 1 bölü 2 bölü k. Hesap makinemizde hemen ln 1 bölü 2'nin neye eşit olduğunu bulabiliriz. 1 bölü 2'nin yani 0,5'in doğal logaritması eksi 0,693'e eşit. Burada bir eksi daha olduğuna göre yarı ömür için pozitif bir değer elde etmiş oluyoruz. Demek ki yarı ömür yani t1 bölü 2 0,693 bölü k'ya eşit. K'nın da hız sabiti olduğunu biliyoruz. Sonuçta birinci dereceden tepkimelerin yarı ömrü neye eşitmiş bulduk. Şimdi bu denklem hakkında biraz düşünelim. Mesela k sabit bir sayı diyelim. Sonuçta 0,693'te sabit bir sayı. O zaman yarı ömürde sabit bir sayı olur. Bu durumda birinci dereceden tepkimelerin yarı ömürleri sabit olmalı. Başka bir deyişle yarı ömür başlangıç derişimlerine bağlı değil. Yani her şekilde aynı yarı ömrü elde etmemiz gerekiyor. O zaman bir örnek üzerinden düşünelim. Hatta biraz önce incelediğimiz grafiğe geri dönelim. Mesela bir başlangıç derişimimiz olsun diyelim. Farklı renkler kullanırsam belki ayırt etmemiz de daha kolay olur. Ne dersiniz? Başlangıç derişimini 8 nokta ile gösterelim. Tepkimeye 8 parçacıkla başladığımızı düşünelim. Burada teorik bir tepkimenin olduğu açık. Tepkimede reaktantların tam yarısı bitinceye kadar bekleyeceğiz. O zaman elimizde 4 tane kalmış olacak. Peki grafikte hangi noktada olacağız? Bu nokta başlangıç derişimiydi. Burası da onun yarısı kadar diye tahmin ediyorum. Yani grafikteki nokta burası olacak. X eksenine doğru giderek de zamanın kaç olduğuna bakabiliriz. Hatta bu eksene değerleri de yerleştirelim. Mesela burası 10 saniye olsun. Burası 20, burası 30, burası 40 ve devamı da aynı şekilde olacak. Gördüğünüz gibi reaktant derişimini yarıya düşürmek için 10 saniye gerekliymiş. İlk yarı ömür 10 saniyeye eşitmiş. Aynı şekilde T1 bölü 2 10 saniyeye eşitmiş. Bunu da hemen buraya yazalım. Bu bizim sadece yarı ömür hakkında biraz daha kafa yormak için hayal ettiğimiz bir tepkimeydi. Şimdi de elimizde 4 parçacık olduğunu düşünelim. Peki bu parçacıkların miktarını yarıya düşürmek için ne kadar zamana ihtiyacımız olur? 4 parçacığın yarısı tepkimeye girdiğinde geriye 2 tane kalır. Grafikte de bakalım. Evet, tam bu noktada oluruz. Biraz önce yaptığımız gibi bu noktadan buraya, oradan da aşağı iniyoruz. Peki ne kadar süre geçti? Yine 10 saniye, öyle değil mi? Yani yarı ömür 10 saniye oldu. Aslında aynı şeyi bir kere daha bile yapabiliriz. 2'den 1'e de düşebiliriz. Yani grafikte bu noktadan eğriye, sonra da aşağı bakıyoruz. 2 parçacıktan 1 parçacığa düşmek ne kadar zaman almış? Şaşırtıcı ama yine 10 saniye değil mi? Yani yarı ömür yine 10 saniyeye eşit. Öyleyse yarı ömür başlangıç derişimine bağlı değil. Bunu zaten biraz önce de söylemiştik. 8 parçacıkla ya da 4 parçacıkla ya da 2 parçacıkla başlamamızın hiçbir önemi yok. Yarı ömür her zaman 10 saniye çıktı. Bu da birinci dereceden tepkimelerin yarı ömürleri hakkında size verebileceğim güzel ve küçük bir ipucu olsun.